Dünya nefesini tutmuş Amerika'daki seçimleri takip ediyor. Biden mi kazanacak, Trump mı kazanacak? Ama gözüken o ki ABD seçimleri karakolluk. Şu anda 3 eyalette yanılmıyorsam yargıya başvuru yapıldı. Bir tanesi için de hazırlık yapılıyor. Peki sonuçlar ne zaman netleşecek? Biraz uzayacağı benziyor. Kesin karar için Aralık ayına kadar sarkabileceği değerlendirmeleri yapıyor. Ancak Amerikan sistemine göre Aralık ayı içerisindeki yanılmıyorsam 14 Aralık diye hatırlıyorum ama o noktalarda kesin olarak seçim sonuçlarının ilan edilmesi gerekiyor. Peki Trump koltuktan kalkacak mı? Tavrına bakılırsa pek kalkmaya niyetli değil. Peki o zaman nasıl olacak? İşte o sorular hala tartışılıyor. Bu arada Trump'la Biden arasında ilginç suçlamalar da var. Trump diyor ki Biden'ın Pentagon içerisinde diyor işte bir takım çeteleri var diyor. Biden da Trump için Pentagon'da bazı generalleri satın aldı diyor. Yani iş öyle bir noktaya geldi ki Amerika başkanını belki seçecek bu şekilde kalmaz. Bir şekilde netleşecek. Fakat epey kafa göz yarılacak. Bu net bir şekilde gözüküyor. Tabii bu da Amerikan efsanesini. Amerika biliyorsunuz bugüne kadar işte yeni dünya demokrasi efsanesi hep vardı. Herkesi diktatörlükle suçlardı. Rusya'yı suçlardı. Çin'i suçlardı. İşte İran'ı suçluyor. Türkiye'yi suçluyor. Irak'ta Saddam'ı suçladı. Devlet Kaddafi. Herkesi suçluyordu ama kendi demokrasinin ne olduğu da ortaya çıktı. Şu anda düşünün bir seçim oluyor. Daha sonuçları açıklanmadan millet kavgayı göze alıyor ve vitrinlerini, camlarını tahtalarla kapatıyor ve güvenliğini bu şekilde sağlamaya çalışıyor. İlginç bir Amerika ile karşı karşıyayız. Peki Amerika bu noktaya nasıl geldi? Şimdi herkes bunu tartışmaya başladı. Bunu da kısaca bakacak olursak ekonomisi ciddi bir şekilde çöktü. 2008'de biliyorsunuz büyük bir kriz yaşadı. Mortgage krizi diye tanıtıldı ama Amerikan ekonomisi ciddi bir kriz yaşadı. İflaslar oldu peş peşe. Birçok kuruluş, büyük dev firmalar, bankalarda dökülmeler gerçekleşti ve arkadan bir türlü toparlayamadı. Çok yüksek savunma harcamaları var Amerikan devletinin. Düşünün dünyada 800 tane üssü var. Hepsinin yıllık masrafı 50 milyon olsa bile çok ciddi bir rakam. Bu arada asıl dikkat çeken konu Amerika'ya karşı Asya'nın ve Çin'in yükselişi. Asya ekonomik olarak yükselince Amerika çok gerilerde kaldı. Yani dünya üretiminin yarısını gerçekleştiriyordu. Şimdi dünya üretimindeki payı epeyce azaldı. Bir de iletişimin gelişmesiyle ABD gerçeği tüm dünya gördü. Yani eskiden Amerika'nın ne olduğu kitaplarda yazıyordu. Efendim dergilerde anlatılıyordu ve büyük bir Amerikan propagandası vardı. Hatta dünyada Amerika'nın gücünün yarısı propagandadır tahlilleri yapılırdı. Bu iletişimin çok hızlı gelişmesiyle Amerika'nın o fotoğrafı herkes tarafından net bir şekilde görüldü. Hatırlayalım insan hakları ihlalleri konusunda herkesi suçlardı. Irkçılık, siyahilere karşı izlenen tavır, siyahi bir vatandaşın boynuna ayağıyla basarak öldürülmesi, bütün bunlar Amerika'nın tabii o makyajlı yüzünün makyajının silinmesine yol açtı. En son da pandemi fiyaskosu yaşandı. Biliyorsunuz dünyada en başarısız ülkelerin başında Amerika geliyor bu koronavirüsle mücadelede ve bu da Amerika'yı imajını ciddi bir şekilde çözdü. Şimdi dünyada yapılan tahlil şu: ABD çöküyor. Yani birçok Amerikan uzmanı bu tahlili yapmaya başladı. Bunu yaparken de yine benzer şeyler sıralanıyor. Amerikan ekonomisi geriliyor, askeri üstünlüğünü kaybediyor, içeride sorunları büyük, son çöküş sürecinde. Biliyorsunuz Amerika birçok ülkeyi bölmek için mücadele ediyordu. Neydi bu mücadeleleri? İşte Çin'in Uygur bölgesini kışkırtıyordu. Oradaki ayrılıkçı hareketi destekliyordu. İşte Irak'ın bölünmesinde, Irak'ın kuzeyinde ayrı bir ikinci İsrail kurulması için çaba gösterdi. Suriye'nin bölünmesi, Fırat'ın doğusunda yine başka bir devletçi kurulması için çalıştı. Türkiye'de bölücü terörün arkasındaydı. Orada sürekli durdu ve bunu da açık açık deklare etti. Yani her yerde bu tür faaliyetleri vardı. Şimdi yepyeni bir dönem içerisindeyiz. ABD ülkeleri bölerken kendi de bölünüyor. Gördüğümüz manzara bu. Şimdi şöyle diyecekler belki bir takım dinleyicilerimiz. Ya Amerika zaten iki parti diye bir sistemdir ana hatlarıyla ve bunların da destekleri, oyları birbirine çok yakın. Dolayısıyla işte zaten bir iki oy farkla bir parti kazanıyor, diğer parti kaybediyor. Bu da normal diyeceklerdir ama manzara bu sefer öyle gözükmüyor. Neden öyle gözükmüyor? Çünkü kutuplaşma çok yüksek. Yani o %50 %50 yaklaşık olan kesimler birbirine
kendine karşı çok gergin ve düşmanca bakıyor. İşte her olayda bunu görüyoruz. İşte seçim sonuçları henüz netleşmedi. Eylemler başladı ve neredeyse taraflar karşı karşıya gelecek noktada. Yani şöyle bir şey yok. İşte iki parti işte seçim kampanyasını bitirir. Seçimler olur. İşte birisi kazanır. Diğeri de bir süre sonra normalleşir. Önümüzdeki dönemde böyle bir şey gözükmüyor. Yani gerginlik daha da artacak ve daha da çatışma ortamı doğacak deniliyor. Hatta Amerika için iç savaşın ayak sesleri ifadelerini kullanan da var. Bu arada tabii sistemden çok zarar gören, yani yapılan uygulamalardan çok zarar gören kesimler var. Amerika'daki azınlıklar var. Bunlar acaba önümüzdeki dönemde bir halk hareketi başlatabilirler mi? Bu tartışılıyor. İşte beyazların ayrıcalığı vardı. Fakat beyazlar güç kaybediyor Amerika'da. Bu nasıl bir sonuca yol açar? Bütün bunlar tartışılıyor. Şu anda öne çıkan isim, yani beyaz sıraya daha yakın olan isim Biden. Peki Biden seçilirse, başkan olursa dünyada nasıl bir yol, nasıl bir manzara çıkar? Ona da bakmak gerekiyor. Orada da karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Trump biliyorsunuz işte Orta Doğu'dan asker çekeceğim, Afganistan'dan asker çekeceğim falan diyordu. Yani bir anlamda ben savunma harcamalarımı düşüreceğim, içeride ekonomimi büyüteceğim politikası izlemişti. Zaten belki de Trump'ın sürpriz başarısı, yani her ne kadar seçimi kaybedecek gibi gözükse de çok daha açık Arafat'la kaybedecek konuşuluyordu. Neredeyse başa baş giden bir seçim oldu. Trump'ın bu başarısının da izlediği bu politikadan kaynaklandığı düşünülüyor. Ama Biden biraz daha saldırgan bir politika izleyecek. Yani örtülü operasyonlar belki çok daha fazla gelecek. Birçok ülkede işte suikastlar, şunlar bunlar olacak. Yani bu gözüküyor. Ekonomi kötüledikçe devletler saldırganlaşıyor. Ne yazık ki. Geçmişte bunu Almanya'da gördük. 1930'larda Amerikan ekonomisi Almanya ekonomisi çökünce işsizler büyüdü, her şey büyüdü. Ve ondan sonra Hitler'in hareketini doğuran ve şiddet öne çıkaran politikalar gelişmişti. Yani dünya çok pahalıya ödedi. Şimdi Amerika'da işte Biden'la beraber bu şiddet yanlısı daha sert bir Amerikan politikaları, yani bir anlamda dünya hakimiyetini kaybetmemek için zora başvurma, şiddete başvurma, güce başvurma eğilimleri olacağı konuşuluyor ve bu tartışılıyor. Hatta dün bir profesörle görüşmüştüm. Amerika'yı çok yakından tanıyan bir Türk profesör. O şöyle bir değerlendirme yaptı. Dedi ki İngiltere eskiden dünyanın imparatoruydu. İngiltere geriledi, çöktü. Yerine Amerika geçti. Fakat ikisi de Anglo-Sakson olduğu için çok fazla bir sorun yaşanmadı. Birbirlerine çok yakınlardı. Ancak şimdi çok farklı bir dönemdeyiz. Asya yükseliyor, Çin yükseliyor. Böyle bir ortamda Amerika dünya liderliğini bir anlamda Asya'ya kaptırıyor. Bu acaba kanlı mı olacak, kansız mı olacak? Şimdi bu tartışılıyor dedi. Gerçekten de Amerika önümüzdeki dönemde o dünya liderliğini vermemek için nasıl bir yol izler. Herkes şimdi bunu merak ediyor. Bakalım, izleyip göreceğiz. CRI Türk.